Şimdiki konumuz ise değişen dünyada dijital dünya ve e-ticaret. Hadi gelin bu dijital teknolojinin üretim, dağıtım ve tüketim ağı üzerinde meydana getirdiği değişimlere bakalım. Şimdilik ilk önce teknoloji tabii ki sürekli gelişiyor ve bizim hayatımızı da kolaylaştırıyor. Bu sebeple de bazı değişiklikler meydana geliyor. İlk üretimle başlarsak, teknolojik gelişmeler tarım ve hayvancılığa dayalı üretimi de etkiledi. Bu sebeple de işte sulama, gübreleme, tarımsal araçlar gibi teknolojik güçler devreye girmeye başladı. İşte modern çiftliklerde pek çok değişiklikler oldu. Geleneksel sulama sistemi dediğimiz sistem artık yerini modern sulama sistemlerine bıraktı. Eskiden hortumlarla sağ taraftaki resimde gördüğünüz gibi sulama yapılırken şimdi artık zaman sisteminde akıllı sulamalar mevcut. Bu da tabii ki ne oldu? Teknolojinin gelişimiyle üretimdeki değişikliği meydana getirdi. İşte gördüğünüz gibi akıllı saatli akıllı sulama sistemi. Biz ayarı yapıyorsunuz. Tarlaya gitmenize gerek kalmadan işte internet üzerinden bahçedeki sistemi aktif hale getirerek ürünü sulayabiliyorsunuz. Dağıtımdaki değişim ise eski sistemde ki hala çoğu yerde kullanılmış sistemde kargo araçları bu işi yürütüyor ki dağıtım biliyorsunuz ürünün üreticiden tüketiciye ulaşması kadar ki geçen süreye verilen isim. Satın aldığımız ürün kargo şirket tarafından bize ulaştırılıyordu. Artık yeni sistemde çok yaygın olmamakla birlikte dronlarla beraber üretim dağıtıma çıkarılıyor. Rahat bir şekilde dronlarla gönderilen ürünleri evlerimizde kargolarımızı alabiliyoruz. Tüketimde ise en son noktada tabii ki değişiklikler oluyor. Teknolojinin gelişmesiyle beraber en güzel örnek herhalde telefonlar olabilir. Eskiden tuşlu telefonlarımız vardı ki ben hep söylüyorum akılsız telefon bence bunlar. Çünkü yeni sistemdeki akıllı telefonlarla her şeyi rahatça yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi burada eski usul sistemdeki tuşlu telefonlarda sadece ekran size görüntüyü sağlıyordu. Alttan numaralarla tuşlarla hallediyorduk işimizi. Yeni akıllı telefonlarda ise tuş maalesef ki bulunmuyor. Sadece ekrandan parmak dokunuşlarıyla işlemlerimizi halledebiliyoruz. E-ticarete bakalım. Şimdi e-ticaret genela yani internet üzerinden yaptığımız alışverişe verdiğimiz bizim isimler. Bunun hem faydaları hem zararları var. Öncelikle faydalarına bakalım. Şimdi alışveriş için dükkanlara gidiyorduk önceden. Şimdi nerede? Evde oturduğumuz koltukta bilgisayar başından hemen alışverişimizi yapabiliyoruz. Alışveriş yerlerinde işte malumunuz AVM'ler genellikle açılış 10, kapanış 10 verirken bu internet üzerindeki sanal mağazalar 7/24 açık bulunabiliyor. İstediğimiz şeyi kredi kartlarımızla alabiliyoruz istediğimiz anda. Mağazalarda tabii ki belirli sayıda ürün görüyoruz. Gittiğimizde bir ürünün işte bir bedeni kalmayabiliyor ama internetten hemen binler ürüne aynı anda beden vesaire ulaşabiliyoruz. Bazı ürünler bazı mağazalarda farklı fiyatlarda olabiliyor. İki mağaza arasında gidip gelmek sıkıntılarını yaşamıyoruz. Ne yapıyoruz? Farklı farklı internet sitelerinde hemen girerek online bir şekilde siteleri fiyatları karşılaştırabiliyoruz. Mağazalardaki alışveriş fotoğraftan da gördüğünüz gibi adam artık bayılmış. Çocuk kucağında uyuyakalmışlar. Kadın artık nasıl alışveriş yaptıysa, kaç saattir bekletiyorsa bu tarz görüntülere şahit olmuyoruz artık. Hemen kısa sürede pratik bir şekilde internetten alışverişimizi yapabiliyoruz. Mağazalarda bir ürün seçerken tabii ki deneyimleme şansımız çok fazla yok. İlk defa hani bir ürün alacaksak kullanıcı yorum dediğimiz şeyi maalesef ki mağazalarda göremiyoruz. Ama internetten İşte ürünün altındaki yorumlardan, verilen puanlama yıldızlarından ürün hakkındaki olumlu veya olumsuz yorumlara anında hemen ulaşabiliyoruz. Peki zararlarına gelecek olursak tabii ki internet güzel olduğu kadar, e-ticaret güzel olduğu kadar kötü yanları da var. Bir, bilgisayarlarımız işte virüs vesaire şifre çalınması gibi kredi kartlarımızın farklı, hoş olmayan güvenlik aşımı durumları olabiliyor. Bu şekilde de bizim işte TC kimlik numaralarımız, kart şifrelerimiz başka yabancıların, hackerların eline geçebiliyor. Bir diğeri ürünleri denemeden ve görmeden alıyoruz. Resimde de gördüğünüz gibi fotoğrafta görünenle sipariş verildikten sonra eve gelenin arasında binler kadar fark var. Tabii ki bu da hoş olmayabiliyor ki çok da haberlerde de rastlıyoruz sık sık işte telefon siparişi vermiş akıllı bir telefon gelen akılsız telefon vesaire gibi. Tabii ki
Başka bir olumsuz yanı, mağazadan alışveriş yaptığınızda anında ürününüzü alıp çıkabiliyorsunuz. Ama burada kargo sipariş ettiğiniz yere göre Türkiye'nin bir ucundaysanız ve başka bir ucundan ürün sipariş ettiyseniz bir hafta gibi bir sürede elinize ulaşıyor. Bu da süre açısından aciliyetiniz varsa hoş bir durum olmayabiliyor. Bir diğeri kargolarda görülen hasarlar. Kıyafet vesaire kırılmayacak şeylerde hasar çok hani belki tolere edilebilir, olumlu karşılanabilir ama işte yiyecek, gıda türü veya işte kırılabilecek ürünlerde gerçekten hoş olmayan durumlarla karşılanabiliniyor. Sahte dolandırıcılık alışveriş siteleri gene bunu da haberlerde çok görüyoruz. İşte adam bilgisayar alıyor, kutudan salatalık çıkıyor, nevresim vesaire gibi şeyler çıkabiliyor. Bu yüzden de güvenilir, dikkatli, bilinen alışveriş online sitelerinden alışverişlerimizi yapmamız gerekiyor. Hemen sorulara bakalım. İnternetten alışveriş her zaman güvenlidir. Teknolojinin gelişmesi alışveriş alışkanlıklarını da değiştirmiştir. Dijital teknolojinin gelişmesiyle üretim yavaşlamıştır. E-ticaret sayesinde evimizde alışveriş yapabilmekteyiz. E-ticaret ile ürünlere daha hızlı kavuşabilmekteyiz. Ulaşamayız çünkü neden? Bir kargo ulaşma sürecinin olduğunu söylemiştik. E-ticaret ile ürünleri hızlı bir şekilde görüp karşılaştırabiliriz.